neler söyleyecek? Teşekkürler Ertem Şener. Evet hocam, şu anda Sayın Başkan İbrahim Kızıl da canlı yayında. Ertem Şener iyi dileklerini iletiyor. Neler söyleyeceksiniz? Maçla ilgili, özellikle de penaltı pozisyonu. Ne diyorsunuz hocam? Yani güzel bir maç oldu her şeyin başında. İki takım da kazanmak için sahaya çıktı. Biz de kazanmak için çıktık. Maçı da kazanabilirdik. Fenerbahçe de kazanabilirdi. En başta güzel bir maç olduğu için çok mutluyuz. Açıkçası son haftalarda güzel maç seyretmediğimiz için maçın önemi vardı. Güzel bir maç oldu. Yani hep aynı şeyi söylüyoruz. Maçın başında zaten onu hissettik. Yani birinci dakika hakemin bizim kalecimize zaman geçirme diye uyarması belki dünyada bir ilktir, bir de rekordur. 50. Yani, saniyede falan oluyor. Evet, yani bu... şimdi ben buraya kazanmaya geldim takımla. Cesur bir şekilde yapmaya geldim. Aynı şekilde hakemlerin de sadece bu durayı bir... formaları, renkleri hepsini bir kenara bırakması gerekiyor. Bize verilen, aleyhimize verilen penaltı bence penaltı değil. Çok kolay verilmiş bir penaltı. Aynı penaltı bize olsa kesinlikle verilmezdi. Buna da çok inanıyorum, inanarak da söylüyorum. Ama şu var, hakemlerin kesinlikle kötü niyetli etkiler. Maç 2-2 iken bir penaltımız verilmedi. Sonuç olarak baktığınızda bunlar puan olarak hanemizden gidiyor. Karşılığında bir şey alamıyoruz. Tabii ki inşallah bundan sonra daha dikkatli olurlar. Peki hocam, bu sizin performansınızı da düşüyor, moralinizi bozuyor. Şimdi bir sonraki maça hazırlanmak daha zor olacak sizin için. Arka arkaya 2 hafta aynı hatalar. Yani oyuncularım bu şekilde oynamak, bir takım olmak bize bir güven verdi. Ama lig çok zor. Her takım her şeyi yapabiliyor. Her hafta her şey olabiliyor. Aynı şekilde, aynı ciddiyette yine haftaki, önümüzdeki haftaki maça hazırlanacağız. Şu anda yapacak bir şey yok. Hakeme bir şey dediniz mi? Penaltı olmadı. Televizyondan herkes gördü. Haber de gelmişti zaten. Penaltı olmadığını söyledim. Yani sonuçta biz bir emek veriyoruz. Ben bir hafta hazırlandım. Seyahat ettim, geldim. Bunun karşılığında tabii ki hakkımızın bir şekilde hatayla hakkımızı kaybetmek, yani bu da açıkçası üzüyor insanı. Çünkü çok emek veriyoruz, çok stres yaşıyoruz. Ailemizden uzağız, her şeyi yaşıyoruz. Ama kesinlikle hakemin de kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Ona da aynı şeyleri söyledim. Hocam inşallah son olur, çünkü 3. hafta daha önümüzde haftalar var. Yok yok, yani yeni ilk iki maçımızı yeni hakemler yönetmişti. İlk defa Türkiye Ligi'nde görev alan hakemler yönetmişti. Bugün de çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyleyemeyiz. Hakemler de her hafta iyiye gideceğini düşünüyorum. Çünkü onlar da çok çalışıyorlar, çok emek veriyorlar. Her hafta iyiye gidecekler. Yani hepimizin başına gelebilir böyle hatalar, yanlışlıklar, ama onların da iyiye gideceklerine çok inanıyorum. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Gaziantep Spor Teknik Direktörü Okan Buruk, herkes üstündeki formayı çıkarmalı dedi. Belki de en çok tartışılacak konulardan birisi bu. Şenolcan iki sarı kart gördü mü görmedi mi? Az sonra kendisini...